Miraç Şef mübarek Ramazan ayı boyunca ev ev dolaşacak. İhtiyaç sahibi ailelere hem gıda yardımı hem de yemek yapacak. Akşamüstü iftar masasını dolduralım bu akşam dedik teyzemizin. Allah razı olsun yavrum, sağ ol yavrum. Bir de güzel nohutlu pilav yapacağız şimdi. Sağ olun yavrum. Evde çocuk var, canları çeker, isterler. Dışarıda heves etmesinler, biz yapalım bu akşamlık. Biz de baktık ki Ramazan geldi, Demet ve Alişan'la şimdi orada yemek de yapamıyoruz, yapsak da yiyemiyoruz. Dedik ki birilerinin mutfağına misafir olalım. Hem güzel güzel yemekler yapalım, hem tanışalım. Demet ve Alişan'la sabah sabah programından bir örnek davranış daha. Malum Ramazan ayı paylaşmak demek. Biz de Miraç Şef'le Ramazan ayı boyunca ev ev dolaşacak, ihtiyaç sahiplerine mis gibi tencere yemekleri hazırlayacağız. Tencereler pişecek, sofralar bereketlenecek. Bu Ramazan herkese iyi gelecek. Teyzeciğim. Efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanların olsun. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun, hoş merhabalar, geldiniz. Merhabalar. Merhaba oğlum, hoş geldiniz. Miraç Şef mübarek Ramazan ayının ilk günü Emine Hanım'ın evinde. Miraç Şef de evin mutfağında alıyor solu. Bir yandan yemek yapıyor, diğer yandan da Emine Hanım'la sohbet ediyor. Emine teyzeciğim, hayırlı Ramazanların olsun. Hayırlı Ramazanlarımız olsun oğlum. Sizin de sağ olun. Allah razı olsun. Emine teyzeciğim, nasılsın? Nasıl gidiyor koronayla aran? Oğlum hastalandım ben. Oldun mu? Covid geçirdin mi? Oldum, geçirdim. 4 ay yattım. Hastaneye gittim. Ben buraya bayıldım. Sağlıkçılar geldi. Götürdüler. Allah razı olsun. Hepsinden çok güzel baktılar bana. Malum korona illeti ülkemizin ve dünyanın bitmeyen gündemi. Daha önce korona geçiren Emine Hanım'ın neyse ki şimdi durumu iyi. Sen peki aşını oldun mu şimdi? Aşıma olmadım daha, çünkü bu koronayı geçirdi diyorlar. Daha gidip sormadım. Aşı da yapmadılar size, yapmadılar. Öyle mi? Yapmadılar. Ama hemşireler, doktorlar çok güzel baktı oğlum. Maşallah. Allah razı olsun. Tam sağlığıma kavuştum derken bu kez de kulaklarından rahatsızlanmış Emine Hanım. Onu savuşturdum ama kulağımdan oldum bu sefer de. Ne oldu kulağın Emine teyze? Kulağımın şeyleri oynamış. Burada 1 ay kadar da ona yaptım. Yine doktora gittim. Yine sağlıkçılar geldi. Götürdüler. Bırakmıyorlar seni. Çok sevdiler. Çok sevdiler. Sağ olsunlar. Allah razı olsunlar. Allah sağlık versin ama Emine Hanım bu Ramazan oruç tutabilecek mi bakalım diye sorarken patates soyuca bakın nasıl kırılıyor Miraç Şef'in. Bu duruma kameramanımız Şehsu var. Namı diğer Şehsu da şaşıp kalıyor. Emine teyzeciğim, Ramazan'la aran nasıl? Oruç tutabiliyor musun? Vallahi oğlum tutmaya gayret edeceğim ama tutabilirsem. Şehsu var abi. Çocuklarıyla aynı evde yaşayan Emine Hanım nasıl geçiniyor diye merak ediyoruz doğrusu. Kaç kişi yaşıyorsun Emine teyze 4 burada? 4 kişi oğlum. Maşallah. 3 kişi çocuklar, 2 çocuklar, bir anneleri bir ben. Onlar işteler mi? Çalışıyorlar mı? Çocuklar küçük abisi. Okuyorlar. Gücümüz yetmiyor. Onlara biz fitreyle neyle işte geçindik. 9 senedir ben bu kötü evde oturdum. Peki geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz milletten? İşte böyle millet yardım ediyor. Koluydu, Allah paraydı. Razı olsun Allah herkesten. Allah razı olsun yardım edenlerden. Geçen sene bir polis bize bir dolap, bir çamaşır makinesi, bir bulaşık. Bir de oğlum, bir de var. Allah razı olsun. Biz elimizden gelen gıda yardımında bulunmaya çalışıyoruz. Ama Emine Hanım'ın mutfağında buzdolabı bozuk. Haliyle içi boş. Hayırseverlere duyurulur. Emine teyze, dolabını açtım az önce de dolabın çalışmıyor mu senin? Çalışmıyor oğlum. Dolabımız bozuldu. Ne kadardır bozuk? Ne kadardır dolabın yok? Vallahi 4-5 gündür bozuk. Ha yeni. Bir şey alamadık. İçine bir şey koyamadık. Şimdi biz oraya bir şeyler koyduk ama buradan da hayırsever arkadaşlarımıza duyuruyoruz. Emine teyzenin buzdolabı da arıza yapmış. Ramazan günü onun da içine koyacak bir şeyleri olacak, bozulmasın. Aynen. Onu da söyleyelim. Belki birileri duyar sesimizi Emine teyze. İftar saatine doğru Miraç Şef de çorba dahil 2-3 çeşit yemek hazırlıyor Emine Hanım'a. Allah sizden 1000 kere razı olsun. Yapacağım oğlum da bana her şey veririz. Her şey veririz. Tamam bakayım. Tuz koymayalım bunları o zaman. Sana çok güzel bir çorba yapacağım. Çorba içerisi. Boy. Evet, az koy. Tamam. Çorba tuzunu güzel içerisi. Tatlı yiyebiliyor musun? Tatlı da bir tane alırsam anca. Tamam, sana böyle o zaman sütlü bir tatlı yapayım. Hafif bir tatlı yapayım. Aynen. Sıra geliyor yemekleri pişirmeye. Ama Emine Hanım'ın ocağı da biraz arızalı. Neyse ki idare ediyor. Bu mübarek günde yemeği bir şekilde kaynıyor. Emine teyze, ocağın da arızalı herhalde, değil mi? Herhalde. Bakan yok oğlum. Elime benim bir çivi çakan yok. Erkek yok. Onu soracağım, evde erkek yok mu? Yok. Oğlan çocuğu işte 15 yaşında, daha 2 ay gün aldı. O var, başka erkek yok. Beyin Emine teyze? Beyim vefat etti oğlum. 15-20 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Amin. Miraç Şef'in menüsünde bakalım hangi yemekler var. Şimdi çorba da yapıyorum sana, bir tane kemik suyunda yapacağım. Maşallah oğlum, maşallah. Sana bir de böyle nohutlu pilav yapacağım. İyi olur oğlum. Bir de köfteli, bir de sulu köfte yapacağım sana. Allah razı olsun hepinizden oğlum. Bunları yaptıktan sonra bir de tatlı yapayım. Hem sen hafif ye, hem de çocuklar da yesinler. Sağ olun oğlum. Kameracı oğluma da teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun yavrum. Emine teyzem. Akşamüstü iftar masasını dolduralım bu akşam dedik teyzemize. Allah razı olsun yavrum. Sağ ol yavrum. Bir de güzel nohutlu pilav yapacağız şimdi. Sağ olun yavrum. Evde çocuk var. Canları çeker, isterler. Dışarıda heves etmesinler. Biz yapalım bu akşamlık. Biz de baktık ki Ramazan geldi. Demet ve Alişan'la şimdi orada yemek de yapamıyoruz. Yapsak da yiyemiyoruz. Dedik ki birilerinin mutfağına misafir olalım. Hem güzel güzel yemekler yapalım, hem tanışalım. Ramazan paylaşmaksa biz de paylaşalım Emine teyzeciğim. Oğlum çok güzel bir şey yapmışsınız. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık yavrum. Bir şey söyleyeceğim yavrum. Sağ olun yavrum. Miraç Şef, Emine Hanım'ın evlerinde mobilyadan fırına, buzdolabı ve davlunbaza pek çok eksiği olduğunu söylemeden edemiyor. Şu davlumbaz, bilenler bilir eski tip davlumbaz. Yani bunun içini görmüyorsunuz, dökülüyor hakikaten, dışını görüyorsunuz. Bunda zaten demir olduğundan da şüpheliyim. Emine teyze burada bak geçen Covid olduğunda düşmüş, bayılmış, sonradan haberleri olmuş mesela. Burada bir şey yaparken kadının başına düşse Allah göstermesin. Tezgah dökülüyor, orası dökülüyor, içerileri görmeyin zaten. Yani bunları gerçekten biz mi görmüyoruz? Yanından geçiyoruz, bilmiyoruz. Ya vallahi şöyle birileri izlese, arasalar ki nerede bu aile, gidelim yardım edelim onlara. Ne güzel olur vallahi. Yemeği hazır, salatası hazır. Bugün Emine teyzenin inşallah gönlünü hoş ederiz. Ben de şu ellerimi bir bitireyim, yıkayayım. Ya şurayı da görün ama siz şurayı da bir görün, gerçekten bir görün yani. Merdivenin altında, daracık yerde. Gerçekten bu evin hali harap yani. Hakikaten her taraf dökülüyor. Ve yemekler hazır. Çorba, çocuklar için etli patates yemeği ve salatayla güzel bir Ramazan sofrası. Ne diyelim, Allah bereketini arttırsın. Halil İbrahim sofrası gibi olsun. Afiyet olsun. Emine teyzem, gel hoş sefa geldin. Ay oğlum, kurban olayım ellerine. Bak çorba yaptım sana, çocuklar için bol köfteli bir sulu köfte yaptım. Kurban olsun anam sana. Bir de tuz atmadım bunlara, sen sana dokunmasın diye çok az attım böyle. Ben hastayım oğlum, tamam. Siz yerken atarsınız. Tamam oğlum. Bizlere çok dua et inşallah Emine teyze. Gönlünden geldiğince dua et. Teşekkür ediyorum. Bu oğluma da, kameracı oğluma da, sana da. Benim hiç yok yerden aklıma nereden getirdiniz, nereden geldiniz, Allah sizden bin kere razı olsun. Amin amin. Demet Hanım, Alişan Bey, onlara da teşekkür edelim. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama bana bir ev veren olursa, bir iki oda yapar da şu çocuklarımı güldürürse çok teşekkür ederim o adamlara. Sen yokken de ben senin ihtiyaçlarını, bu evin halini, ne durumda olduğunu hep anlattım aslında. Gördün değil mi oğlum? Yani onlara ben hep anlattım. Diliyorum ki inşallah bu programı izleyen insanlar bizlere yardım edecekler. İnşallah. Bizler de sizlere ulaştıracağız. İnşallah.